Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, olmadı yar. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin sebebi var, buraya kadar. Firar eder aklım başımdan, uçar git. Merhaba dostlar, yine huzurlarınızdayım. Yine haddimi aşan bir tavırla, böyle büyük bir cesaretle girdim yayına. Evet, bir başlık attık. Başlıkta ne yazıyor? Evet, artık bırakıyorum bu işleri. Tabii ama yani bu bir başlıkla anlaşılabilecek bir şey olsaydı zaten bir iki cümleyle hani bir duyuru yapardık. Olay biterdi. Böyle bir videoya da gerek kalmazdı. Demek ki bunun bir detayı var. Demek ki bunun bir altı var. İzahı var, açıklaması var. O yüzden de bu videoyu şu anda muhtemelen izliyorsunuz. Yani bu salt video yapmayı bırakmak değil, politik içerikli, siyasi içerikli videolar yapmayı bırakmaktan bahsediyorum. Bunun da altı var, bunun da altı dolu. Ne zaman bırakacağım mesela? Bu soru da önemli. Önümüzdeki seçimler, işte 14 Mayıs deniyor. Farklı bir tarihte de olabilir. Çok güvenmiyorum çünkü ben tepedeki zat-ı muhtereme, ne muhteremi ya. Gerçekleşmesi muhtemel bu seçimlerin tepedeki zat için son şans, son fırsat, son dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Sadece onun için değil. Aslında asıl sizler için geçerli bir tanım. Yani son dönüm noktası. Hani kırılma noktasından falan bahsetmiyoruz. Zira o çok geride kaldı. O evreyi tamamladık zaten. Kırılma noktası falan bitti. Yani bu seçimleri Millet İttifakı, altılı masa işte ne derseniz deyin. Kazandı kazandı, kaybetti. Geçmiş olsun. Kazandın. Evet, seçim sonuçları Millet İttifakı'nın kazandığını söylüyor. Fakat Cumhur İttifakı tepedeki zat ve çetesi boş duracak mı zannediyorsunuz? İstanbul seçimlerinde olduğu gibi seçimi tekrar ettirmekten tutun, manipüle etmek, kaos ortamı oluşturmak, iç savaş vesaire bir sürü seçenek var önlerinde. Bunları aşama aşama devreye sokacaklardır. Maalesef Türkiye'yi böyle bir süreç bekliyor muhtemelen. İnşallah böyle olmaz ama böyle olması da muhtemel. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın kazandığı seçimlere sahip çıkarak da asıl zaferi kazanması, elde etmesi gerekiyor. Bunu başaramazsa Millet İttifakı ve biz bunu sadece o altılı masadaki altı lidere ve teşkilatına bırakmamak lazım. Yani bu bir kenetlenme işi. Bunu başarmak istiyorsa bu ülkenin vatandaşları hakikaten bu süreçte yok İmamoğlu aday olmazsa oy vermem, yok Mansur Yavaş olmazsa vermem, yok Kemal olmazsa... Bu tür çıkışlar kime yarıyor çok iyi biliyorsunuz değil mi? Kimin işine yarıyor? Evet. Bana söylettirmeyin şimdi o uğursuz ismi, ağzıma aldırmayın, beni günaha sokmayın. Bu sonuca hep beraber kilitlendik ve inşallah hayal ettiğimiz, düşünü kurduğumuz, işte motorları maviliklere mi süreceksin, o gün geldiğinde işte güneşin doğuşunu en sevdiği insanla beraber izleyip konfeti mi patlatacaksın, halay mı çekeceksin? Yani hayalin neyse artık yani seni motive eden neyse bu hayaline ulaşmak istiyorsan bir zahmet artık o aday olsun, öbür olmazsa bu olsun falan bu işleri bırakmamız lazım. Peki benim bu anlattığım mevzuların video yapıp yapmamamla ne ilgisi var? Mantıklı bir soru. Şöyle söyleyeyim size, ben kendime daha önce bir söz verdim arkadaşlar. Aynı sözü şimdi sizlerin huzurunda da vermiş olayım. Ben seçim sonuçları Cumhur İttifakı lehine yani Erdoğan lehine sonuçlanırsa ben daha da politik içerikli, siyasi içerikli videolar falan yapmam. Çünkü gerek yok. Bugüne kadar bile birçok defa hakikaten ya ben ne için uğraşıyorum ya? Ben ne yapıyorum ya falan sorusunu kendime sordum. Çünkü insanların vurdum duymazlığı, umursamazlığı, ulan açlıktan nefesin kokuyor be, ölüyorsun ulan. Haksızlık, hukuksuzluk falan, adaletsizlik şu bu. Birçok şeyi geçtim ya. Hani çünkü derler ya bizim milletin fikirleri, duyguları cebine bağlıdır diye. Lan ölüyorsun lan, çöpten yemek topluyorsun ya sen. Hala da Erdoğan olmazsa ben. Bunları her gün böyle sokak röportajlarında şurada burada bizzat tanıdığın insanlardan falan görünce diyorsun ki lan ne için uğraşıyorum ben? Ne yapıyorum ben ya? Sorusunu ben kendime sormuyor muyum zannediyorsun? Defalarca sordum ama dedim ki yok arkadaş devam. Devam edeceğim. Ben bir söz verdim. Bu sözümü tutacağım. Seçimlere kadar devam edeceğim. Millet İttifakı kazanırsa ki yani hayalimiz, duamız, umudumuz o yönde. Her şey tabii ki bitmiş olmayacak. Hani çok Pollyanna birisi değilim. Neyin ne olduğunun farkındayım. Hani her gelen yeni iktidarın söylediği meşhur bir söz vardır ya. Biz enkaz devraldık diye. Bak
Enkazın kralını inşallah gerçekleşirse Millet İttifakı devralacak. Öyle böyle bir enkaz değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar hiçbir iktidar böyle bir enkaz bırakmamıştır. Emin olun buna. Adınız neyse o kadar emin olun. Yani Millet İttifakı'nın işi hiç kolay değil arkadaşlar. Bir umutsuzluk falan, karamsarlık tablosu falan oluşturmaya çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir realiteyi ortaya koymaya çalışıyorum. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bunu kabul etmek, bu bilinçle geleceğe adım atmak lazım. Fakat her halükarda arkadaşlar Millet İttifakı kazandığında hepimizin sırtından büyük bir yük omuzlarımızdan böyle inmiş olacak. Psikolojikman bir defa çok rahatlamış olacağız. Hamamdan çıkmış gibi ya. Hani az önce böyle ayran soda içmiş, bütün kirlerinden arınmış. Mecazen söylüyorum. Çok gürültülü bir ortam düşünün. Hani hiç duymak istemediğiniz sesler fakat orada olmak zorundaydınız ve oradan çıkarsınız da böyle bir sakinlik, böyle atmosfer dışına çıkmış gibi hissedersiniz falan ya. Ya bir defa sesini duymayacaksınız ya bundan sonra, düşünsenize yani. Tarifi imkansız bir duygu muhtemelen. Dolayısıyla pozitif bakıyorum. Siz de pozitif bakın lütfen. Fakat dediğim gibi senin aday, benim aday, o olsun, bu olsun. Ne istiyorsun sen birader ya? Yapmayın bunu. Bu kötülüğü daha fazla ülkenize yapmayın. Yeter de. Bir önce bir ülke bir silkelensin, kendine gelsin ya. Bir dakika, bir ne oluyor? Biz neydik? Biz galiba bir cumhuriyet ülkesiydik, değil mi? Laik. Bir dakika, demokrasi vardı bizde. Adalet falan vardı galiba. Bir kendimize gelelim ya. Ülke şu anda Muz Cumhuriyeti'nden beter durumda ulan. Sen neden bahsediyorsun? O aday olmazsa ben yokum. Oy vermem. Hı, küstüm. Buyurun. Hadi bakalım. Ki o saatten sonra daha önce de söyledim, dönüş yok bu işin artık. Yani Türkiye bambaşka bir evreye giriyor. Artık Çin ligi mi? Çin ligi de değil ya. Çin'in kendine göre bir haysiyeti var, bir şeyi var ya. Hani Çin'i falan övdüğüm zannedilmesin, yanlış anlamayın ama kategori olarak söylüyorum. Yani Çin falan da değil ya. Türkiye direkt böyle Afganistan, İran kategorisine falan düşmüş oluyor. O lige düşmüş oluyor. Dolayısıyla geçmiş olsun. O saatten sonra her şey bitmiştir. Evet, velhasılı şunu söylemeye çalışıyorum dostlar. Cumhur İttifakı şayet seçimi kazanırsa, Allah muhafaza, böyle bir şey gerçekleşirse ki maalesef böyle bir ihtimal var, ben artık bu işte yokum. Umrumda olmaz. Daha önce de söylediğim gibi pisliğin bokun içinde, affedersin, lağımın içinde, çamurun içinde yaşamaya devam edin. Barbaros Şansal'ı kulakları çınlasın. Yaşayın, hak ediyorsunuz bunu arkadaş o zaman yani. Sizin tercihiniz. Siz derken sizi kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani size mutluluklar o zaman. Mevcut iktidarla, mevcut diktatörünüzle size mutluluklar dilemekten başka elimden bir şey gelmez. Millet İttifakı kazanırsa bir süre ara vereceğim siyasi içerikli videolara ama sonra üzgünüm. Ama ben neysem oyum. Eleştirmeye, yanlış gördüklerimi söylemeye, anlatmaya devam. Ortada bir zulüm varsa mazlumun yanında olmaya devam. Ortada bir mazlum varsa zulmün, zalimin karşısında durmaya devam. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım şu yaşadığımız, geride bıraktığımız yıllar bize büyük bir ders olur ve bunun tekrarını yaşamayız. En azından uzun vade yaşamayız. Evet, umarım meramımı anlatabilmişimdir kıymetli dostlar. Benden bugünlük bu kadar. Biraz böyle dertleşmek istedim. Verdiğim kararı sözlü olarak da bir video halinde de açıklama ihtiyacı hissettim. Neden bilmiyorum ama böyle daha iyi hissedeceğimi düşündüm galiba. Neyse. Bugünlük bu kadardı dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın.